Öncelikle siz şu an Amerika'dasınız. Ne kadar süredir oradasınız? Ki siyasetini konuşacağız. Çok sormak istediğim soru var ama özel birkaç soru da sormak istiyorum. Yani son zamanlarda sizi çok yanında görmüyoruz. Biraz geri çekildiğinizi düşünüyoruz. Hem onun nedeni hem de Amerika'da ne yapıyorsunuz şu anda? Eminim çok merak eden arkadaşlarım, izleyicilerimiz vardır. Meslek olarak akademik çalışmalarıma biraz ağırlık vermeye başladım son 2 yıldır filan. Sosyal medyadan büyük ölçüde çekilmiştim. Gazete yazılarını bıraktım. Biraz yeterince anlamlı olmadığını hissetmiştim. Biraz sıkıldım doğrusu. Biraz yazmanın çok da karşılığının olmadığını, yankısının, anlamının olmayabildiğini düşündüğüm bir herhalde tatminsizlik haliyle uzaklaştım biraz. Bir parça da akademik işlerime biraz zaman ayırayım. Çünkü yazı yazmak, kamusal düzlemde insanlarla muhatap olmak vesaire mesai isteyen bir şey. İnsanlar belki yani öylesine yazı yazmak da insana yakışmıyor. Yazdığınız bir şeyin anlamlı olması lazım. Bir katkı yapıyor olması lazım. Bu da yazma işlemini daha ciddi bir düzleme taşıyor. Bu da mesai demek, emek demek. Bunun insan açısından bir karşılığının, anlamının, takdir ve yankısının olması beklenir. O noktada bir parça herhalde ben de sıkıldım, bunaldım biraz diye uzaklaşmıştım. Halen de o uzaklık şeyimi koruyorum. Bugün Türkiye siyasetinin içerisine ben sizi birazcık çekeceğim. Hiç istemediğiniz halde çok merak ettiğim sorular var. Nasıl değerlendirdiğiniz, nasıl yorumladığınızı merak ettiğim sorular var. Zaten aslında kendi fikir dünyamın gelişmesine sizin yazdığınız makaleler, yaptığınız yayınlar, kitaplarınız. Hem o kısma da geçeceğim ama ilk başta Türkiye siyasetinde son aylarda olan çok sıcak gelişmeler var. Birincisi belki bu 9 Eylül'de yaşanan polis evine yapılan saldırıdan sonra DP, PKK ve Demirtaş arasında bir gerilim, bir kırılma yaşandı. Herkes bunu aslında bir şeymiş gibi değerlendirdi. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünürsünüz? Yani Demirtaş ve PKK'nın arasında aslında belirgin olarak ilk defa bir ayrışma oldu diye değerlendirenler oldu. Belki bu insanların gözünün önünde sosyal medyada olduğu için de böyle değerlendirilmiş olabilir gibi de bir yorum var. Demirtaş'ın attığı tweetler vardı. PKK'nın Demirtaş'a verdiği sert tepkiler sindirilmişlikle, münafıklıkla suçladı. Demirtaş'ın da tek başıma da kalsam bu mücadeleye devam edeceğim. Doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Çünkü hepimiz bir gün söylediklerimizden dolayı yargılanacağız gibi bir tepki verdi. Yani önemli bir gelişme. Tam oradan baktığınızda nasıl değerlendirdiniz kırılımı, bu gerilimi? Olması gereken bir kırılım, çoktan yaşanması gereken bir gerilim. Selahattin Demirtaş gibi kamuda yankı bulmuş bir siyasetçinin, yani kamuda yankı bulmak sorumluluk demektir. O kamuya karşı, oy veren insanlara karşı ve hakikate karşı sorumluluk demektir. Bu konuda Selahattin Demirtaş'ın çok geç kaldığını düşünüyorum. Ve tepkisini de cılız olduğu kanaatindeyim şahsen. Çoktan yapılması gereken bir tepki ve sınır koyma, limit belirleme işinin bu noktada yapılıyor olması yine de kazançtır. Kendisine teşekkür etmemiz lazım. Fakat bunun ne kadar semeredar, yani sonuç verici bir iş olduğu da ayrıca tartışmaya açık bir şey. Neden dersek... Şimdi HDP'nin bazı yapısal sorunları var. HDP dediğimiz siyasi oluşum PKK'den bağımsız bir oluşum değil. Şimdi bunu insanlar genelde şuna çok itiraz ediyorlar. İşte şiddetle aranıza sınır koyun diye baskı var devletten, işte AKP'den vesaire. Bundan dolayı işte buna boyun eğmek, işte gerçeklere aykırı hareket etmek olur vesaire diye hak edilmeyen çok fazla bir kredi veriliyor. O zaman şunu kabul etmiş oluyoruz. Yani HDP bağımsız bir parti değil. Benim gözlemlerime göre, ben böyle çok %100 detaylara bakarak değil ama genel olarak kavramsal seviyede şu kanaate vardım ki HDP bağımsız bir parti değil. Dolayısıyla PKK'dan bağımsız bir parti değil. Bu da onun demokrasi söylemlerini altını boşaltan bir şey. Söylemden ibaret bir şeye dönüştüren bir şey. Mesela HDP milletvekilleri nasıl seçiliyor? Elbette ki seçimle seçiliyorlar ama bir merkezden seçiliyor. Hiçbirinin halkta yankısı ve temsil kabiliyeti olduğu için aday gösterildiğini söyleyemeyiz. Kimisi daha önce işte
davaya hizmet etmiş diye yer alıyor. Kimisi işte solun XYZ fraksiyonunda bulunmaktan dolayı kalifiye sayılıyor. Yani HDP'nin mesela AKP'yi eleştiriyoruz değil mi? Tek adam rejimi, işte tek adam herkesi seçiyor vesaire. Ondan farklı bir tarafı yok. Üstelik en azından tek adam var ve o adam sorumlu. HDP'de sorumlu bir odak yoktur. HDP'nin genel başkanı bile çocuk gibi azarlana biliniyor. Nitekim gördüğümüz gibi kendisine münafık denildi. Ona münafık diyen kişi kimdir diye sorarsanız hiç kimse, anonim. Yani sıradan bir silahlı adam muhtemelen bunu ona diyebiliyor. Bu yeni bir durumda değil. Daha önce Osman Baydemir, Diyarbakır, eski Diyarbakır ve sonra Urfa Belediye Başkanı'nın başına gelenler de bunun delilidir. HDP bu anlamda bir siyasi parti olamamıştır, değildir. Çünkü bir silahlı örgütten bağımsız değildir. Peki bu silahlı örgüt özgürlükçü söylemleri yok mu? Hani Kürt özgürlük hareketi vesaire deniliyor. Değil, son derece totaliter bir harekettir. PKK totaliter bir hareket olduğu için HDP'nin ondan bağımsız olmaması HDP'yi bir siyasi parti olmaktan büyük ölçüde uzaklaştırıyor. Samimi olmaktan çıkarıyor. Büyük bir riyakarlık içinde şu Kürt kamuoyuna işte sizi temsil ediyor, sizin için uğraşıyoruz, işte bazısına Kürdistan için çalışıyoruz vesaire deniliyor. Türk kamuoyuna biz işte Kürtlerin partisi değiliz, herkesin partisiyiz deniliyor. Biliyorum bu söylediklerin ilerici düzgün parti kıtlığında HDP'nin ilerici söylemlerine hasretle ve ihtiyaç hissederek sarılan insanlar açısından çok rahatsız edici sözler bu söylediklerim ama gerçeğe olan sadakatimiz, duygularımızın, beklentilerimizin, ümitlerimizin ağırlığı altında ezilmemeli. En azından onu söyleyebilirim. Yani HDP'nin birinci olarak PKK'dan yeterince özerk olamaması, bağımsız olamaması, sınır çizememesi en büyük sorun. Bu sorun sandığımızdan da daha derin bir sorun aslında. Çünkü HDP bağımsız bir şey değil yani. Uzantı, bu bir gerçek. Ben bunu kriminalize etmek için söylemiyorum ama Kürt siyasetinin sürekli kriminallik içinde, suç ve yasa dışılık içinde ve tehdidi altında, demokrasinin kılıcı gibi tepesinde kriminalliğin durmasının temelinde bu mesele var. Türkiye'de eğer HDP siyaset yapıyorsa bu sorunu çözmüş olması lazım. Bu temel sorunu görmüş olması lazımdı. Fakat bunu sorun olarak göremiyorlar. Görmüyorlar çünkü bütün varlığını PKK'ye borçlu bir hareket. Bu da ne tür sonuçlara yol açıyor? HDP bir memur partisidir. Genel başkanları atanmış insanlardır. Hitabet kabiliyeti olmayan, Selahattin Demirtaş bu konuda kazai bir istisnadır bana göre. Ama daha önceki çoğu eş başkan vesaire, yani çoğun siyasetçilik niteliği bile yoktu. Çok değerli insanlardır. Mesela şimdi genel başkan Mithat Sancar, şahsen tanımıyorum ama bir entelektüel, bir akademisyen, aydın bir insan olarak çok değerli bir insan. Fakat hitabet ve siyaset başka bir şeydir. Bunun ne olduğunu işte Selahattin Demirtaş örneği gösteriyor. Tayyip Erdoğan örneği gösteriyor. Devlet Bahçeli örneği gösteriyor ve Meral Akşener örneği de gösteriyor. Siyasetçi dediğin zaman akla gelmesi gereken insan tipi budur. Diyebiliriz ki yeni çağda işte daha modern Avrupa tarzı, daha yani bürokrat tarz siyasetçi bize lazım denebilir. Bu belki Türkiye kamuoyu açısından mazur görülebilir bir ümit olarak kabul edilebilir. Bakın Kürtler açısından kabul edilemez. Kürtlerin çok acil ihtiyaçları var, sorunları var vesaire. Bu açıdan HDP'nin bir siyasi parti olarak performansına baktığımız zaman bir temsil kabiliyeti noktasında büyük bir sıkıntı var. Toplumun tabanını kültür olarak, değerler itibariyle,
temsil özelliğinden uzaktır. Yani siyasi partilerin toplumları terbiye etmek gibi derin bir görevleri yoktur. Bir sorumluluk ve ciddiyetleri olmalıdır fakat öncelikli şeyleri temsildir. Demokrasi açısından bu böyledir. Eğer siyasi partilerin toplumu terbiye etme, onlara değer dayatma, onları adam etme, ileriye götürme gibi bir sorumluluklarını kabul edersek, o kapıyı açarsak, gideceğimiz yer Sovyetler Birliği'dir, totaliter rejimlerdir, Nazizmdir vesaire. Yani ideallerin iyi ve güzel olması, kendini topluma değer dayatan konuda görmeyi meşru kılmıyor. Yani ne kadar ilerici çağdaş olursa olsun, işte kadın haklarıdır, çevredir vesaire, çok güzel şeyler söyleyebilirsin. Ama bunları söyleyen insanlar ellerinde silah olan insanlardır ve onlarla aynı fikirde olmadığın zaman seni IŞİD'den farkı olmayan bir totaliter eda ile yok etmeye hazır bir insan malzemesi, örgütsel kültürle karşı karşıya kalınıyor. HDP bu açıdan baktığımız zaman bir kere yani demokrasinin ölçütleri açısından baktığımız zaman temsil kabiliyeti sınırlı. Şiddetle arasında mesafe koyamadığı için sürekli bir meşruiyet krizine mahkum bir oluşumdur. Bu da talihsizliktir. Türkiye toplumu açısından talihsizliktir. Kürtler açısından talihsizliktir. İkincisi, bu partinin siyasetçilerine baktığımız zaman kimisi işte filankesin yeğenidir, amcasının oğludur, Öcalan soyadlı insanlar milletvekili yapılmıştır mesela. Yani hiç kimsenin tanımadığı, tanımayacağı, işte bir köşede entellik yapmak için işte Marksizm ile meşgul olacak insan malzemesi HDP'de milletvekili konumundadır. Hayatta bulamayacağı bir platform ve toplumsal kitle iyi bir kanvas olarak, eylem yapma kanvası olarak, yüzeyi olarak bulma talihine erişmiş insanlar karşımda var. HDP'nin siyasetçilerine baktığımız zaman ne yapıyor bu insanlar? Edebiyat yapıyorlar. Literally edebiyat yapıyorlar. Roman yazıyorlar, şiir yazıyorlar. Şimdi bu veya daha faydalı işler yapanlar da var. İnsan hakları ile ilgili işler yapanlar var. Mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi. Fakat buna hiçbiri siyaset değil. Bunlar sivil toplumun yapacağı işler. Bunlar derneklerde yapılacak işlerdir. Mesela biri roman yazıyor. Bir tane yetmedi, ikincisini yazıyor. Öteki de roman yazmış. Hangi Türk siyasetçi Türkiye'de roman yazıyor Allah aşkına? Dünyanın neresinde bir siyasetçi oturup roman yazıyor, edebiyat yazıyor? Bu siyaset değil. Çok güzel şeyler, estetik şeyler. Bu estetikliği biz sadece edebi bir estetiklik olarak değil, dünyada karşılığı gittikçe radikal bir şekilde sıfırlanan sol düşüncenin tutunabileceği en son şeyler çevreciliktir, kadındır. Nerede hafif bir kitle şeyi varsa, potansiyeli varsa, bir şikayet, şekva konusu varsa ona sarılıp onun ümüğünü sıkacak bir şeyle nasıl diyelim? Yani çaresizlik ve son tutunma edasıyla her şeye sarılan bir sol var dünyada ve Türkiye'de. Yani dünyadakileri yine bir parça daha insan anlıyor, saygıyla karşılıyor. Türkiye'deki bu tür bir sol Kürt toplumunun ihtiyaç ve temsil meselesinin, demokratik ifade malzemesinin içine davet edilmiş ve bir taraf onları kullandığını düşünüyor, diğer tarafta dünya iyilik yaptığını düşünüyor. Ve bu ikisi birlikte Kürt toplumunun demokratik ihtiyaçlarının karşılanmasını imkansızlaştıran bir temsiliyetsizlik üretiyorlar. Bu açıdan HDP'ye baktığım zaman bir siyasi parti görmüyorum. HDP bir eylem yapmak isteyen eylemci insanların partisi olarak karşımıza çıkıyor. Samimi eylemci olanlar bu partiden ayrıldılar.
Türkiye İşçi Partisi bana göre HDP'den daha saygın bir partidir. Ben Ahmet Işık'a mesela çok daha büyük saygı gösteririm. Çünkü davası o, davası eylem yapmak, bağırmak, çağırmak ve bunu samimi bir şekilde yapıyor. HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisi. Bakınız bu unutulan bir şey. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi, peki başarısı nedir? Sıfır. HDP'nin başarısı sıfırdır. Bakınız, AK Parti Türkiye'nin birinci partisi, iktidar. Ve kendi tabanına helal haram bolca, bol kepçeden doldurup dağıtıyor. Büyük bir talan yapıyor. Ama kendi tabanını mutlu ediyor. Kendi tabanını muktedir yapmıştır. Aşağılanan başörtüsünü önünde titrenir hale getirmiştir. Saygısızlığı kırmıştır. Bu bir gerçektir. İkinci partiye bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi. İktidardan uzun zaman önce düşmüş. İşte çağdaşlık, ilericilik vesaire, Cumhuriyet. Bir takım ezberlerine tutunan, biraz eski kuşak, geride kalmış, günümüzün değerleri açısından ilkel bir siyasi parti. Fakat orada bile bir şey var. Burası Türkiye, biz buranın sahibiyiz. Bir aidiyet duygusu var, bir anlamlılık var ve bir rol görüyorlar. En azından kendilerini ifade ediyorlar, bağırıp çağırıyorlar. Bunu şeyi dahil etmeden, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yıllardaki değişim dönüşüm katkılarını şu an hesaba katmadan söylüyorum. Ki o şeyler çok değerli çalışmalardır bana göre, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılımlar. Şimdi CHP'nin de bir anlamı var Türkiye'de, bir katkısı var. Yani zayıf muhalefet diyebiliriz ama bunlar ayrı şeyler. Ama toplamda Türk siyaseti içinde siyaset yapıp da karşında bir şey alabilen insanlar var. Üçüncü parti HDP. HDP'nin katkısı nedir, başarısı nedir? Bu kadar oy alıp bununla sıfır iş yapan tek parti. Bakın ondan sonra gelen partilere bakıyoruz. İyi Parti diye başında faşist bir liderin olduğu, çok iyi bir siyasetçidir, onu söylemek lazım. Fakat faşist bir liderdir, Meral Akşener. Bu parti neredeyse patron gibi hareket ediyor. Büyük bir özgüven, memleketin sahipliği edasıyla hareket ediyor. Bakın bütün HDP'lileri toplayın, bir Akşener kadar özgür insanlar değillerdir. Rahat konuşabilecek insanlar değillerdir. Hepsi apolojetiktir, mahçuptur, özür dileyici bir konumdadır. Neden? Sebeplerini konuştuk. Çünkü suçlular, suçlu olduklarını bildikleri için bütün Kürt siyasetçilerine bakınız. MHP lideri Devlet Bahçeli, ki küçücük bir partidir, onun önünde nasıl saygıyla eğilirler. Ama herhangi bir Kürt'e karşı da aslan kesilirler, vay gerici vesaire diye şey yaparlar. Bunlar demokrasi açısından bunlar önemli ölçütlerdir bana göre. MHP'ye bakıyoruz, küçücük bir parti ve iktidar ortağı. Bürokrasi talan ediyor, hükmediyor, istediğine bağırıp küfredebilen çirkin bir siyasi oluşum. Şimdi bu fotoğrafta hiçbir şeyi kazanmayan, elinde hiçbir şey olmayan. Şimdi küçük bir parti olsanız eylemcilik yapabilirsiniz. Yani Türkiye bir dini azınlık olsanız, işte bir küçük bir, yani yüzde bir, yüzde yarım, işte çok uç ideolojik bir formasyon olsanız eylemcilik yapabilirsiniz. Yani üniversitelerde öğrencilerin yaptığı eylemden bahsediyorum veya işte bir protesto eyleminden bahsediyorum. Bakın bunlar sivil toplumda vuku bulması gereken güzel ve doğru şeylerdir. Fakat siyaset eylem yeri değil. Bu anlamda eylemcilik yeri değil, siyaset yeridir. HDP siyaset yapan bir parti değildir. Eylemcilerin siyasi partisidir. Hakiki eylem yapmak isteyen samimi eylemci insanlar bu ikiyüzlülüğü kaldırmamak için oradan ayrılıp kendi partilerini kurdular ve siyaset yapıyorlar. Bence Türkiye İşçi Partisi HDP'den daha iyi siyaset yapıyor.
Burada şey Siyaset sormak noktası. istiyorum, müsaade ederseniz. Yani HDP'nin bu zamana kadar, özellikle 2015'ten sonra başına gelenleri de belki hesap etmek gerekir mi? Yani siyaset alanında sıfır dediniz. Yani ben de aslında çok daha zayıf kaldığının farkındayım ama burada başına gelen de bir sürü gerçekten bela var HDP'nin. Evet. Hem bunu sormak istiyorum, bu PKK ile HDP'nin ilişkisi konusunda sizce, yani Türkiye'deki Kürt tabanda oy verdikleri parti olan HDP'den böyle bir beklentileri, yani PKK ile olan ilişkilerini tamamen koparsınlar gibi beklenti var mı, yoksa acaba tam tersine, yani PKK'da tamam kötü, silahlı bir mücadele tabii ki de kötü ama bunlar da olmazsa, yani böyle bir oluşum da olmazsa bizim başımıza acaba neler gelir endişesiyle net pozisyon alamıyor olabilir mi? Bu iki soru kafama takıldı. Devlet zaten HDP'yi muhatap almıyor. Devlet PKK'ye muhatap oluyor. Hakiki patronu muhatap oluyor. Doğru olan da budur. Eğer patron PKK ise, ki HDP bunu söylüyor, o zaman HDP siyasi olarak muhatap değildir. Olmamalıdır da. Çünkü Selahattin Demirtaş bir şey söyler, oradan bir tane silahlı adam onun kulağını çeker. Yani bu o zaman muhatap olamaz. Muhatap ciddi olmak zorundadır. Kürt toplumu aslında rahatsızdır bu durumda. Fakat iki açıdan sesini çıkaramıyor. Bir, HDP PKK Kürt siyasetini tekelleştirmiştir. Bunda şiddetin çok ciddi rolü var, silahlı olmanın. İkincisi, AKP'yi, devleti, MHP'yi eleştiriyoruz işte, her eve bir şey düşürerek insanları milliyetçileştirip sömürüyorlar. PKK de bunu yapıyor. PKK'nın en büyük hayali her Kürt ailesinden birinin ona asker olup ölmesidir. Ta ki bütün aile topluca PKK'cı olsun. Yani çıkıp çünkü herhangi bir demokratik eleştiri karşısında karşınıza çıkarılan şey şudur: biz bu da şeyde şehitler verdik, dava yaptık vesaire, sen kim oluyorsun da konuşuyorsun deniliyor. Bu antidemokratik, totaliter bir şeydir. Bu şeriat adına insanları susturmaktan, işitçilikten, işte Türk milleti, ulu Türk milleti adına, Türk milliyetçiliği adına insanları susturmaktan, bastırmaktan farkı olmayan bir şeydir. Eskiden yani askerin siyasete müdahalesine niye taraftar idik? Türkiye'de ordunun siyasete müdahalesine. Niçin siyasi partiler, arkadaş sen tamam bu ülkenin ordususun, bir kurumusun ama haddini bileceksin. Biz de bu ülkenin siyasi partisiyiz deyip ona itiraz edebiliyorlarken, Kürt demokrasisinin de Kürt askeriyesine haddini diyebilmesi lazım. Diyemiyorsa siyaset yapıyorum dememesi lazım. Gidip askerlik yapması lazım. Ya askerlik yapacaksın ya siyaset yapacaksın. Bu çok ne? Şimdi o arada böyle bir şey var. Bir şeyler kaçırılıyor, gözden kaçırılıyor. O da şudur: eğer askeri mücadele yapıyorsan, dünyada bunun karşılığı var. Savaş ilan ediyorsun ve savaş kurallarına riayet ederek savaşırsın. Buna herkes saygı gösterir ve ne istediğin de bilinir. Ne istediğin de bilinir. Fakat hem demokrasi yapıyorum, insanlara işte bütün ortada özgürlük getireceğim vesaire gibi çok böyle şaşalı, güzel ideallerden bahsedip, sonra çok adi sıradan terör eylemlerine girişiyorsan, şeyinde oturan polisi gidip habersiz öldürüyorsan, sivile dokunduğun zaman bu terörizmdir. Bu çok net bir şeydir. Savaş ilan ettiğin zaman istersen iki kişi ol, koca bir devlete savaş ilan edebilirsin. Savaş hukuku geçerlidir. Birbirini öldürmeniz caizdir. Hangi anlamda caizdir? Savaşıyorsunuz. Öyle ağlamak vesaire, "Aa, bizi eziyorlar" vesaire denmez. Savaşıyorsan adam gibi savaşacaksın, mertçe. Senin düşmanın bile sana saygı duyar. Şu anda PKK ve HDP'ye Türk milleti saygı göstermiyor, saygı duymuyor. HDP Türklerin desteğini alabilmiş midir bunca ağlayış yakarışına rağmen? Hayır, yani çok sınırlı bir oydur Türklerden alınan oy. Kürtlerin oydur. Peki Kürtlerin oyuna ne oluyor? Bakınız, Türkiye'de kurucu unsur olan, Türkiye devletinin muhtacı, muhatabı, vatandaşı, garibanı, entegre olmuş göçmeni olmayan, ki onların da devlete sahiplik hakkı var ama bunlar bile olmayan, Türkiye'nin bir cüzü ve devletin sahipliğinin ortağı olan Kürtler, yüzde çok rahat 20'lere çıkabilecek bir oy potansiyelinin oyları alınıyor, paketleniyor HDP isimli bohçada ve kullanma süresi geçecek şekilde orası sürüncemede dolaştırılıp etkisiz hale getiriliyor. Yaşanan budur. Bakın, bu kadar Kürt oyu hiçbir kazanıma dönüşmüyor Türkiye'de. Peki ne isteniyor? Şu seviliyor:
Mesela HDP milletvekili polis tarafından sokakta dövülüyor. Bakın bu imkansız bir olaydır. İmkansız bir olay. Eğer bu oluyorsa sen milletvekili değilsin demektir bu. Sen siyasi parti değilsin demek. Eğer genel başkanın tutuklanıp hapse konuyorsa ve sen bunu sıradan bir şey olarak görüyorsan sen bir siyasi parti değilsin. Senin genel başkanını hiç kimse de hapse atamaz bir demokrasi. İmkansızdır. Yeri yerinden oynatırsın. Kendini lağvedersin. Demokrasiyi kilitlersin. Halkınla sivil şiddete başvurmayan toplu bir şeye girişirsin. Buna hiçbiri olmamıştır. Niye? Çünkü HDP bir memur partisidir, görevliler partisidir. Görevliden kastım şudur, emir alan insanlar, inisiyatif sahibi insanlar değildir. Kürt oyu dolayısıyla boşa akan su gibi sürekli akıp hiçbir şeye dönüşmemektedir. Ümitle baskı var, çok baskı var vesaire dövülüyoruz. Bu dövülmekten de zevk alınıyor. Mazoşistik bir zevk alıyor HDP'ler. Bakın bunu çok samimi söylüyorum. Bir düşünün. Bakın Tayyip Erdoğan da bunu keşfettiği için bütün bu işte ezilme işte ve ezilmeye karşı direniş fetişizmini tecrübe edecek insanlara bu ezilmeyi yaşatıyor. Böyle fıskiye gibi üstlerine serpiştiriyor inanın. Yani işte filankes hapse atılmış, işte filankes nerede, şunu yapalım, bunu yapalım. Şimdi bunu sivil toplum yapabilir, mağdur insanlar yapabilir ama siyasi parti bundan fazlasını yapıyor olmalıdır. Fakat HDP'lerin en büyük vizyonu direniş göstermek, direnmek. Bütün vizyonları ve siyasal pozisyonları direnmek üzerine kuruldur. Bakın bir siyasi parti direnmek üzerine kurulursa siyasi parti değildir. Siyasi parti iktidar olmak için olur. İktidar olmak içindir. Eğer iktidar olmayacaksan, yani direnmek için niye siyasi parti oluyorsun ki? Yani git daha radikal direnişlerini yap. Yani PKK ol daha anlamlıdır. Daha saygın bir şeydir. Eğer mecliste direniyorsan, yani meclis direnme yeri değil ki. Meclis hükmetme yeridir. Ağırlığını ortaya koyma yeridir. Şunu diyeceğim. Bugün HDP'ye verilen oylar, bakın HDP oylarını da artıracaktır. Fakat bu HDP'nin başarısı değildir. Kürtlerin demografik genişlemesinin sonucudur. HDP bunu da heder edecektir. Ve Türkiye'nin en loser partisi HDP'dir. Acı bir gerçek olarak bunu söylemek zorundayım. En loser partisidir. Çünkü aldığı bunca oya, üçüncü büyük parti olmasına, genişleyen demografik olmasına, Kürt toplumunun genç ve dinamik bir nüfus olmasına, kültürel olarak müthiş bir atılım ve devinim içinde olmasına rağmen aldığı oyları hiçbir şeye dönüştürememe partisi olarak HDP maalesef başarısız bir siyasi partidir. Onun için Kürtler eğer kazanım istiyorlarsa, başarı istiyorlarsa HDP'nin o oyları alıp sonra götürüp mesela CHP'ye verecekse eğer, Kürtler direkt CHP'ye verirse hem Türkiye'yi daha demokratikleştirirler, hem verdikleri oyların karşılığını alırlar, hem de CHP'liler terbiye olurlar, medenileşirler. Kürtlerle beraber hareket etmenin, Kürtlerin varlığını, onlar sayesinde iktidar olmanın vesaire getirdiği siviliteyi tadarlar, tattırırlar. Kürtler için de, Türkiye için de çok daha iyi olur. Ama HDP'ye verilen oylar gidecek, ne olacak biliyor musunuz? Alınacak ve saçma sapan bir şekilde boşa gidecek. Yani bir şeye dönüşmeyecek. Bir iktidar ortaklığına, bir ağırlığa dönüşmeyecek. Kürtler adına bir kazanıma dönüşmeyecek. Neye dönüşecek biliyor musunuz? Siyasi parti kapanmalarına, birilerinin ağlamasına, o ağlaklıktan işte masum bir kısım insanlar acı çekecek. Bazıları da solculuk eylemi yapmak için fırsat bulmuş olacak. Direniş performansı gösterecekler. Böylece hayatlarını anlamlandıracaklar. Bu insanların çoğu imtiyazlı insanlar ve vicdanlarını solculukla ifade eden iyi niyetli insanlar. Ben onların hani Türklük içinde Türkiye'nin nasıl diyelim kentli ve elit toplumu içindeki solculuğun bir tutum olarak eleştirisini yapmıyorum ben. Kürt siyasetinin buna indirgenmesine itiraz ediyorum. Kürt siyasetinin çok ciddi temel varoluşsal sorunları var. Bunların çözülmesi de ancak bu saçma sapan ideolojik eylem performanslarından uzak, daha rasyonel
ve sonuç alıcı, pragmatik bir siyasi çizginin tutturulmasını gerektiriyor. Bu noktada ben HDP'de böyle bir vizyon görmüyorum. Gönül isterdi ki HDP içinde Selahattin Demirtaş gibi Kürt toplumunun içinden çıkan insanlar, arkadaş artık yeter. Eğer beni dövecekseniz de ben artık bağımsız bir siyasi parti kuruyorum dese Selahattin Demirtaş, cesur olsa, bugün hapisteyken bile dese ki arkadaş ben HDP'li değilim, bundan sonra yeni bir siyasi oluşum başlatıyorum. Tamamen sivil, suça bulaşmamış, tertemiz, herkesin oy verebileceği bir parti, siyasi oluşum yapıyorum dese uçar. Uçar, Kürtler oy verir ona. Fakat o cesaret yok. Çünkü şu da var. PKK'nın vesayeti devam ediyor. Kürt toplumu üzerinde, ama Kürt siyaseti üzerindeki vesayeti kat kat daha fazladır. Yani Kürt toplumu PKK'ya destek veren insanlardan ibaret değil. Ama Kürt siyasetin iskeleti onun üzerine oturuyor. Ve onun dışında herhangi bir oluşumunda çok bir şansı şu an ortalıkta yok. Onun için içeriden düzelmesi lazım. Onun için bütün Kürtler HDP'nin kendini adam etmesini ümit ediyor. HDP'ye destek olmak istiyor. Benim eleştirilerim de hep bu minvalde olmuştur. Fakat benim gördüğüm tepkiler kesinlikle totaliter bir organizasyonla, bir örgüt ve siyasi partiyle karşı karşıya olduğumuz kanaatini bana vermiştir. O yüzden böyle daha direkt, daha muhataplarının anlayacağı dilden söylemem gerektiğini düşünüyorum. Burada şunu da hemen sormak istiyorum. Hem muhalefetin hem de iktidarın DP'ye karşı olan tutumu, HDP ve HDP'nin tabanına karşı olan tutumu hep böyle bir gözlemlediğim kadarıyla yaramaz çocuk, istenmeyen çocuklar zaten aslında bu pozisyonda olmasını anlayabiliyoruz. Ama muhalefet de konuda iktidarla aynı çevrede kalıyor. Yani siz biraz HDP'yi eleştirdiniz. Belki bu açıdan da bakmak gerekir. Hem daha demin söylediğim gibi HDP'nin başına gelenler de aslında çok trajik şeyler. Kayyum atandığı hiçbir alanda siyaset yapmalarına izin verilmiyor. Üzerine bir de böyle hem yaramaz çocuk muamelesi yapılıyor. Ayrıca mesela 31 Mart seçimlerinde HDP'nin oyların ne kadar önemli olduğunu gördük. Temelen bu seçimlerde de olacak ama Kürt tabanında, Kürt halkında acaba 31 Mart'taki gibi bir bağrına taş basıp oy verme gibi bir motivasyon, bir memnuniyet kaldı mı tam olarak onu da kesiremiyorum. Bu konudaki gözlemlerinizi almak isterim. Seçimlere gidiyoruz çünkü çok önemli bir konu Türkiye için. Yani HDP'nin sadece iktidar tarafından değil, aynı zamanda muhalefet tarafından da dışlanıyor olması, muhatap alınmıyor olması, vebalı muamelesi görmesi bir vaka. Fakat hırsızın hiç mi suçu yok sorusunu da sormamız gerekir. Nasıl oluyor bir ülkedeki bütün siyasi partiler HDP'den kaçıyor? Bence HDP açıktan bir Kürt partisi olsa bu kadar kaçmazlar. Bir. İkincisi, o zaman HDP niye siyaset yapıyor? Mesela seçiyor, kayyum atanıyor. Bu arada seçilen insanların çok kötü belediyecilik performansı gösterdiklerini de kabul edelim. Çünkü seçilen insanlar topluma değil, onları seçmenlere değil, örgüte hesap vermek konumunda olan insanlar oldukları için de kriminaliteden sakınamıyorlar ve asıl verimli olmak, başarılı olmak gibi sorumluluğu basıncı hissetmiyorlar. Bu da bir gerçektir. Yani bütün hırsızlık ve çalmalarına rağmen kayımların biraz daha kitleleri memnun etme çabası gösterdiklerini görüyoruz. Ama HDP'nin seçilmiş belediye başkanlarının aynı duyarlılıkta olmadıklarını görüyoruz. Çünkü onlar için Kürtler ceptedir ve onların amacı işte artık neyse, bir takım kültürel faaliyetlerdir. Ondan sonra işte birileri kamyon, traktör gönder dediyse onu göndermek gibi, sonra aleyhinde kullanılacak suçlara, suç kapsamında olan işlere girişmek şeklinde. Şimdi buradan şunu demek istiyorum. Türkiye'de bir herhangi bir şekilde Kürtlerle ilişkili bir siyasi oluşuma yönelik baskının var olduğu bir gerçektir. Fakat bunun bu denli kapsamlı bir şey olması, muhalefetinden iktidarına, irili ufaklı bütün siyasi partilerin. Peki HDP'nin tutumu nedir? Bir de ona bakalım. HDP'nin tutumu ise
Herkese açık, her şeye açık. Bu bir çelişki değil mi? Çok garip bir durum bana göre. Çok garip bir durum. Bir şey doğru yerde değil orada. Ya HDP yanlış ya da bütün sistem yanlış. Dolayısıyla bunun bir problem olarak görülmesi gerekirdi. Ama problem olarak görülmüyor. Şöyle anlaşılıyor. Eziliyoruz. Eziliyoruz diye alınıyor. Bu da bütün o sözünü ettiğim direniş mantığıyla, bütün siyasal vizyonun direnişçilik üzerine kurulmuş olmasıyla ilişkilidir. Çünkü onu besliyor ve HDP siyasi eylem içine girdiği zaman mağduriyet üretecek şeyleri istiyor. Böyle oraya meyil ediyor. Mıknatıs gibi oralara geliyor. Yani ülkeyi yönetmek, patron olmak, iktidardan pay sahibi olmak gibi bir amacı olsa daha pragmatik, daha işbirliği içine girecek, başkalarıyla da çalışabilecek bir çizgiye girerdi diye düşünüyorum. Bu noktada ben evet baskı var. Bu baskı bir yere kadar şeyleri açıklar, başarısızlıkları ama açıklanamayan, dış baskının açıklayamadığı içsel faktörlerin HDP olmaktan kaynaklanan sebeplerle başarısız olduğu bir alan var ve bu alanı hiç kimse tartışamıyor, konuşamıyor. Hiç kimse. Yani mağduriyetin arkasına saklanıp dünyayı mahveden insanlardan ne farkın var? Muhalefette olmak dışında. Elinde iktidar olsa o mağduriyetin arkasına saklanıp biz ezilmiştik vesaire deyip tam bir diktatörlük kurabilirsin. Kadın mağduriyetin arkasına saklanıp ütopik bir diktatörlük kurabilirsin. Yani HDP'nin şöyle bir sorunu var. HDP'nin dışa verdiği görüntüyle içteki işleyişi arasında da çok büyük bir uçurum var. Yani onun için benim kanaatime göre dürüst insanlar duramıyor HDP'de. Kaçmak zorunda kalıyorlar veya dışlanıyorlar veya uzun süreli duramıyorlar. Sebebi şu, çünkü iki yüzlü olmak zorundasın. Bir taraftan gayri resmi bir işte örgütle bağlantı var. Öbür taraftan resmi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye toplumuyla muhataplığın getirdiği bir yani bir durum var. Halbuki bana göre ne kadar radikal olursa olsun, eğer HDP bir siyasi parti olarak daha dürüst, daha mert bir şekilde Türkiye toplumuyla muhatap olsa, davası ne olursa olsun, burada illa Kürt olması bir detaydır bu noktada. Yani Kürt partisi olursun, solcu bir parti olursun, feminist bir parti olursun. Arkadaş, benim davam budur, amacım budur, hedefim budur, buyurun bana oy verin derse eğer, daha çok saygı görecek. HDP'nin ne istediğini, hatta Kürt, yani PKK'nın ne istediğini kimse bilmiyor dünyada. Sebebi şu, bütün dünyayı istiyor çünkü. Bu totaliterizmdir. Yani bir orta yolu yoktur bu işin. Yani demokrasi ve özgürlük getireceğim diyorsun. Bu yani ne anlama geliyor? Siyasal olarak bir karşılığı yok. Ve HDP'nin bunun karşılığını sorulmamasını sağlayacak şekilde sürekli mağduriyette durması lazım. Sürekli gölge işte görüşü mü, boksu mu, neyse deniliyor. Yani bir sorumsuzluk alanında durma lüksüne sahip HDP. Şimdi bu Türkiye toplumu açısından sürdürülebilir bir şeydir. Düşünsenize, herkesin milliyetçi işte faşizan olduğu bir zamanda bakıyoruz ki birileri işte kadın haklarından bahsediyor, çağdaş ilerici güzel şeylerden bahsediyor. Güzel, yani çok güzel. Eskiden aydınlar falan bunu yapardı işte devletlere karşı, işte siyasete karşı falan. Şimdi bir siyasi parti yapıyor filan. Anlaşılır bir şey. Ama bu eğer bir Türkiye'nin bir siyasi partisi bunu yapsa doğru. Kürtlerin siyasi partisinin Türkiye'nin bu lüks olan iyilik, çağdaşlık vesairelik, yani herkesin aç ve birbirini boğazladığı bir ortamda işte kardeş olalım, sevinelim, sevilelim vesaire diye hoş şeylerden bahsediyor olması Kürtlere zulümdür, haksızlıktır. Demokrasiye aykırı bir şeydir. Bakın, demokrasi böyle çok güzel ideal şeyleri anlatmak değildir. Demokrasi halkın istediği şeyleri güzel şekilde anlatmaktır veya sunmaktır. Yani organik olmak zorundadır. HDP organik bir parti değildir. Topluma, Kürt toplumuna empoze edilen,
bir nitelik taşıdığı için de samimi bir parti değildir. Bütün çağdaşlığı ilericiliği temelsizdir. Bir ideolojik şeye dayanır. Yani iddialarına bile riayet etmiyorlar. Hani işte, Türkiye Partisi işte siviliz vesaire diyorlar. O zaman niye Öcalan'a işaret ediyorsunuz? Yani herif kendisi bile belki istemiyordur onun işaret edilmesi. Bunlar ediyor. Niye? Çünkü herhangi bir konuşma yapmak isteyen bilmem AK Parti bilmem ilçe teşkilatının bilmem ne kolunun ne adamı çıkıp konuştuğunda Ulu Önder işte Tayyip Erdoğan sayesinde bugün böyle konuşabiliyor falan demesine benzer şekilde. Bütün her şeyin müsebbibi, kazanımların kaynağı, tek çözüm adresimiz Sayın Erdoğan'dır demesi gibi. Bunlar da Öcalan diyorlar. Birine diktatörlük veya şey diyorsunuz, buna niye diyemiyoruz? Yani Kürt siyaseti keşke hani Öcalancı da olsa, Öcalan da değil yani. Kandil'deki arkaik yani dünyayla gerçeklikle bağı kalmamış birkaç yobaz insanın ellerinde silah olduğu için ve ellerinde Kürt çocukları yani işte Kürtlerin hukukunu savunmak için yahut Kürdistan için veya onuru için, şerefi için vesaire gidip katılmış insanların hayatlarını alıp işte Bodrumlarda şurada burada öldürterek saçma sapan eylemlerle sivilleri hedef alan sivilleri kalkan yapan terörist eylemlerle bu insanların hayatlarını mahvediyorlar. O aileleri kendilerine taraftar kılmış oluyorlar. Yani şehit paketi gönderiyorsun, o aile sana bağlı kalmak. Çünkü yani bu çok alçakça bir siyasettir bu ve Türklere karşı riyakarlıktır. Yani Türkiye toplumuna karşı Kürtler dürüst olmak zorundadır. Türkler kötü değildir. Bakın Kürt milliyetçiliğinin hatası da budur. Şeyin riyakarlığı da bu. Bana göre ben Kürt milliyetçisi değilim. Bunu hep söylerim. İnsanlar anlamamakta ısrar eder ve bir takım böyle işte PKK militanı olan insanlar da bunu şey yapmak için hani benim milliyetçiliğe suçlarsa iş kolaylaşır. Çünkü böyle gerici, sağcı, kendileri de ilerici, çağdaş falan filan. Bakın milliyetçilik desen kendini yüceltmek için başkasını kötülemek zorunda kalıyorsun. Yani bu maalesef böyle işleyen bir şey. Onun için de hakperestane bir şey değil, bencilliktir. Kürtlere bir miktar bencillik lazımdır. Fakat bunun çok dikkatli olması, yani Kürtlere lazım olan benliktir aslında da bencillikten ziyade. Şimdi Türklerin vicdanına, insaniyetine itimat etmek zorundayız. Ama bunun garantisi dürüst olmaktır. Kürtlerin Türklere karşı dürüst olması. Arkadaş benim istediklerim şunlardır. Şundan dolayı bunu istiyorum. Bakın programı da bunlar var. Şöyle şöyle listem olacak ve yani o zaman Türk toplumu, Türk kamuoyu oturup bununla yüzleşmek zorunda kalacak. Ya düşman olacak, ya dost olacak, ya anlayacak vesaire ya da müzakere edecek. Yani düşman olmak bile kötü bir şey değil. Müzakere edersin. Bakın HDP ne dosttur, ne düşmandır, ne olduğu belli değil. Sadece kendi dediğini yaptırmak isteyen bir siyasi oluşumdur. Bu totalitarizmdir bana göre. Bakın menfaat için kıvranıp işbirliği yapan insanlar siyasette daha başarılı oluyorlar. Çünkü siyaset pragmatizmi gerektiriyor. Çünkü tek bir şey yoktur. Nasıl ki tek bir yani tek parti, tek adam rejimi, totaliterizm ise, siyasette çoğulculuk varsa o zaman işbirliği yapabilmen lazım, konuşabilmen lazım. İktidar olanla konuşabilmen lazım, muhalefet olanla iktidara taşıyabilmen başkasını ve başkasının seni iktidara taşımasını sağlaman lazım. HDP'de bu davranışların hiçbirini görmüyoruz. Çünkü HDP siyasete ve popüler demokratik süreçlere hesap verir bir oluşum değil. Daha başka bir ideolojik ve totaliter bir örgüte hesap vermek zorunda olan bir parti olduğu için maalesef Kürtlerin sorunları da çözülemiyor, hatta ağırlaşıyor. Kürt kamuoyu da bir apati içine girmiştir. Duygusal olarak artık kendi işine bakıyor. Bu da aslında hayırlı bir şeydir. İşte ekonomik olarak zenginleşmeye çalışmaları, AK Parti denilen talan dönemi de Allah razı olsun en azından etnik şeylik yapmadılar, dışlayıcılık yapmadılar ve Kürtlerden de epey
ekonomik ve sosyal imkanları elde edenler oluyor, bürokrasiye girenler oluyor vesaire. Bu da Kürt toplumunda bir parça siyaset dışında hayatın var olduğu duygusunu oluşturmuş durumda. Son tahlilde yine çoğu insan HDP'ye oy verecektir ama Allah kahretsin diyerek verecektir. Bir parti eğer böyle isteksizce verilen partiyi alıp oyu alıp götürüp onun üstüne raks edip sevinip bak işte demokratız vesaire diyorsa bundan utanması lazım bana göre. HDP'nin bu açıdan şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Şimdi yeni bir ittifak olarak da Özgürlük ve Emek İttifakı karşımızda. Daha demin sizinle bahsettiğiniz tip ve HDP'nin de içerisinde olacağı bir ittifak gibi duruyor. O ittifaka baktığınızda ne görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Bir daha şaka demin bu... görüyorum, özür dilerim ama bir komedi yani koskoca HDP gidip yani yüzde kaç oyu var bu partilerin yani bakın bakın bu insanlar bakın ben çok samimi söylüyorum ben yani birey olarak çok saygı duyduğum insanlardır bu işte yani solcu olan insanlar. Yani Ahmet Şükür bir örnek olarak verdim. Ve dediğim gibi hakikaten saygı duyarak söylüyorum. Bu insanların davası solculuktur ve bunu çok güzel yapıyorlar. Enerji. Bunların toplumda alabileceği oy potansiyeli, taban ihtimali çok düşüktür. Ama zaten onların beklediği şey de yani böyle bir zeminin olması ve bu ifade bulmak. Yani ekspresyonist bir siyasi şeydir yani. Hamledir onların yaptığı ve kendi içinde anlamlıdır. Saygın bir şeydir. Şimdi bu insanların çoğu HDP sayesinde meclise girdiler ve çıktılar. Bakın çünkü amaçları siyaset yapmak olduğu için yani kendi siyasetlerini yapmak olduğu için HDP'nin içinde duramadılar. Çünkü HDP siyasetsizliktir. HDP eğlencilik yapıyor ama en azından yani orada bile işte PKK'nın baskı ve kelepçeleri normal özgür solculuk yapmak isteyen insanları bile rahatsız yani onları işleyemez hale getirdiği için onlar dışına çıktılar. Dışına çıktıkları zaman çok güzel siyaset yapıyorlar. Kendi siyasetlerini yapıyorlar. Ve onlarla HDP'ye baktığınız zaman hangisi patron gibi, patrondan hani onun hakimi değil, özgür insan gibi konuşuyor. Hangisi özgür siyaset yapıyor? Türkiye İşçi Partisi daha özgür siyaset yapıyor. HDP özgür siyaset yapamıyor. Ve HDP'nin gidip ittifak kurması, Kürt arabasının otobüs dolu Kürtlerle, hepsi hastaneye gidecek, işte aç olanlar var, işte ihtiyaç molası götürüp bir şeyde park etmiş olacak. Sürüncemede şey olacak, üçüncü yol filan diye bazı şeyler söylenecek. İktidarın dışında kalma, bütün mesele budur. HDP, Kürt oylarını iktidarın dışında tuttuğu sürece başarılı sayıyor kendisini. Ne yapmış oluyor? İşte biz şeye katılmadık vesaire. Niye acaba? De ki CHP, biz bütün oylarımızı sana vereceğiz, bir şey istemiyoruz. Hadi arkadaş, oylarımızı sana veririz desin. CHP'nin kendisi Kürtleşmek zorunda kalır. CHP demokrasinin baskısı ve basıncı. Bu herhangi bir parti için geçerli. AKP'ye oyları ver, İYİ Parti'ye ver fark etmez. Yani MHP'ye bile desen ki biz oylarımızı size vereceğiz. Yeter ki adam olun deseniz o oylar demokratik süreç içinde o insanları dönüştürür. Bakın Kürt oyları gidiyor HDP'de depolanıyor ve orada çürüyor. Dolayısıyla o ittifakın bir anlamı yok. Yani eğlencelik yapıyorsun. Zaten ne yapıyorsunuz? Yani o partiler, o ittifakın yapacağı bütün o işi bence Türkiye İşçi Partisi tek başına çok güzel yapıyor. HDP'ye ne gerek var? HDP sadece kalabalık yapıyor. İşte kalabalık yapmak da demokraside yazıktır yani. Kalabalık çünkü ağırlık oluşturmalı ve dönüştürmeli. Eğer söz söylemek ise vardır birkaç aydınınız, işte konuşmacınız, yani hatipler vardır muhtemelen. Değil mi? Yani hatip Dicle'yi kastetmiyorum ama yani konuşmacı işte kamuoyu önderi insanlarınız vardır. Önder Bey'i de kastetmiyorum. Bu tür insanlar çıkıp konuşsun. HDP ne gerek var o zaman siyasi partiye? Yani Kürtler açısından baktığımda ben HDP'de Kürtleri temsil etmeme sorunu görüyorum ve bunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu Türklere ve ilerici demokrat kitlelere görünmeyen bir sorundur.
Onlar açısından belki acil bir sorun değildir. Fakat Kürtler açısından bence sıkıntılı bir durum. Yani o ittifakın ne işe yarayacağını bilmiyorum. Eğer Türkiye'yi demokratikleştirmek istiyorsan arkadaş git o zaman muhalefete destek ol. Eğer Kürtleri faydalandırmak istiyorsan ya muhalefete destek olup onları iktidar et ya da iktidara işbirliği yap, Kürtleri faydalandır hem de iktidarı adam etmiş olursun ağırlığınla. Ama ikisini de yapmayıp işte yok üçüncü yoluz, biz çok faziletliyiz, biz çok ilericiyiz vesaire dersen yani devam edeceksin demektir. HDP loser parti olarak Türkiye'de üçüncü büyük parti olan hiçbir şeyi kazanamayan parti olarak varlığını sürdürecek. Genişleyecek, büyüyecektir HDP. Yani MHP küçülüyor, HDP büyüyor. İkinci parti çoktan olabilirdi. İşte o şeyi yaptıkları zaman maalesef o şey kayboldu. Yani bugün itibariyle benim gözlemim bu şekilde. Hiç böyle ümitli bir şey görmüyorum. Ben Kürtlerin yerinde olsam HDP'ye oy vermem. Gider yani başka bir partiye oy versinler. Ağırlıklarının olacağı, yankısını bulacaklar başka bir partiye oy versinler. O zaman Kürtlerin siyasal temsili tahakkuk etmiş olur. Bir şey elde etsinler. Yani birkaç bakanlık karşılığında işbirliği yapsınlar. AKP ile de yapabilirler, CHP ile de yapabilirler. Eğer demokratsan zaten o ağırlığın ölçüde demokratikleştireceksin. Ağırlığının ötesinde Türkiye'yi demokratikleştirme iddian boş bir iddiadır. Boş bir iddiadır. Sen ancak HDP seçmeni kadar Türkiye'yi demokratikleştirebilirsin ve bu da başkalarıyla birlikte bunu yapman gerekir anlamına geliyor. Bunun gerçekleşmesi gerekir. Evet. Yani 31 Mart'ta aslında bu dediğiniz olmadı mı sizce? Yani emanet oy bile bense hani işte Kürtlerin CHP'ye işte İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da önemli bölgelerde Kürt oylarıyla CHP aslında yani Millet İttifakı bir şekilde yükseldi. Şimdi Evet, bu seçimlerde de böyle bir durum yani sizin işaret ettiğiniz işte CHP'ye mesela oylarını verseler gibi bir güven yani mesela HDP çıkıp böyle bir şey söylese yani biz oylarımızı ya da Demirtaş bugün işte oylarınızı CHP'nin CHP'ye doğru kanalize ederim dese bunu acaba Kürt taban nasıl tepki verir? Çünkü yani 31 Mart'taki o fedakarlığa rağmen tam olarak memnun oldu mu hem HDP yani HDP'yi çıkaralım en azından Kürtler memnun tabanı. oldu mu? Yani bence hani olmamış gibi görünüyor. Çünkü çok fazla şey yaşandı o süreçte. Mesela Mansur Yavaş bir Diyarbakır'a gitti. Orada böyle bir saçma diyaloglar oldu. İşte İmamoğlu'nun mesela Şen Yaşar ailesini ziyaret etmeleri çok büyük olaylar oldu. Yani aslında ben de tam olarak bilmiyorum ama oradaki psikoloji yani Kürt tabanındaki psikoloji acaba hala birilerine güvenmek üzerine özellikle Türklere güvenmek üzerine bir yani motivasyonları bir umutları var mı? Onu ben tam emin olamıyorum. O yüzden size sorayım. Bence yani ağırlığını işte demokratik dönüşümden yana kullanmak iyi bir şeydir, kötü bir şey değil. Fakat niçin bu yeterince takdir edilmediğinin sebebi şudur. O ağırlığı kullanmak değil, HDP'nin niteliğidir. HDP meşruiyet sorunu olan bir parti olduğu için Kürt oyları, millet onların oyunu alıyor, karşında bir şey vermiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir işte yüzeysel bir şeyler belki işte İmamoğlu ne bileyim Türkçe kursu açtı falan fistan. Yani bu Kürtlerin oy verdiğinin çok net olması lazım yani. Oy veriyorsan eğer onu bak oy veriyorum karşılığında senden şunu bekliyorum diyebilmen lazım. Yok istemiyoruz aslında oy vermeyeceğiz ama işte tamam şey yapalım falan diye olmamalı bu. Bakın siyaset şöyle bir şeydir. Taraflaşmak demek yani. Parti taraf demektir yani. Ve taraflar olur ve karşılaşırlar. Bu karşılaşma ilk başta böyle 100.000 parça şey olabilir. O daralır, azalır, azalır. Sonra son iki şeyi kalır ve işte hani seçimler olur veya işte maç futbolda, basketbolda hani elemeler olur işte yarı final, final gibi gidiyor. Siyasette de bu böyledir. Çünkü son tahlilde birileri iktidar olacak. Ve o kimin iktidar olacağını belirleme sürecine katılıyorsun. Onu dönüştürmek kendi ihtiyaçlarını yansıtmak, işte karşılığında bir şeyler elde etmek şeklinde bir katılım. Şimdi
Bunun yani daha bilinçli ve istekli yapılması lazım. Böyle son dakikada işte ne yapalım filan şeklinde olmaması lazım. Bence evet yeterince verim alınmadı. İmamoğlu işte Mansur Yavaş gibi isimlere Kürtlerin verdiği oyun yeterince takdir edilmemesini. Ama bunun suçlusu işte benim bahsettiğim bu yapısal şeylerdir. HDP'nin davranışıdır. Kürt Mehmet nöbete yani Kürtlerin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok Türkiye'yi kurtarmak gibi. Türkiye'de hiç kimsenin savunmadığı, hiç kimsenin üstlenmediği, hiç kimsenin onunla siyaset yapmadığı bir söylemi alıp yani Kürtler Türkiye'nin işte beşte biri mi, dörtte biri mi neyse artık onun üstüne bindiriyorsun kocaman bir yük. Kürtler onu kaldırmadığı gibi diğerleri de sen kim oluyorsun diyorlar. Yani Kürtlerin Türkleri kurtarmak, adam etmek, demokratikleştirmek gibi bir ödevi olamaz yani. Olamaz. Yani bütün Kürt meselesi ilk başta öncelikli olarak Kürtlerin özgürleşmesi meselesidir. Saygı görmesi meselesidir. Bunu sağlamak için Türklere mertçe, bazen onlara haddini bildirerek, korkutarak ama insan olarak saygı duyarak netlik içinde bunun siyasal bir yankı bulması lazım ki Türkler de Kürtlere saygı göstersin. Yani bunlar işte şunu istiyor ama böyle hani bizi kandırmak için böyle yapıyorlar, söylüyorlar gibi bir söyleme izin verilmemesi lazım. Kürt siyaseti bunu kıramıyor, aşamıyor. Çünkü yapısal sorunlar, bu yani bireysel meseleler değil. Yani A kişisi, B kişisi değil. Dediğim gibi bir temiz, günaha suça bulaşmamış, şiddet ile lekedar edilmeyecek bir Kürt siyasi oluşumu olmalıdır. İdeal olanı bunun HDP denilen, HDP'nin kullanıp tüketip bir şeye dönüştürmediği tabanın yeni bir siyasal form ile kamu huzuruna çıkıp siyaset yapmasıdır. Böyle bir şey hem Türkiye için hayırlıdır hem ben istediği Türkiye'yi demokratikleştirmeye katkı yapacak hem de Kürtlerin derdini ifade edecek. Yoksa gidip işte köylü teyzelere LGBT levhası taşıtmak veya eline silah tutuşturduğun yani militarizm genç kızları ellerine silah tutuşturuyorsun. Bunu işte batıdaki oryantalist işte doğu zaten berbat bir yerdir. Orada işte yok bir güneş doğuyor vesaire melekler vesaire gibi kendince teselli arayan insanlara bir görsel malzeme sunuyorsun. Ama o kızcağızın tekrar ettiği papağan gibi tekrar ettiği sözlerin hiçbirine bir şeyi de yok. Yani böyle bir senin gibi kitaplar okumuş da hani entelektüel olarak bu sonuca varmış da onun için şimdi savaşıyor falan özgürleşmeye çalışıyor diye bir şey yok. Milletin çocuklarını alıyorsun cebren asker yapmışsın. Ondan sonra andımızı okutuyorsun onlara. Bir farkı yok ki. Yani Rojava'da Suriye'deki Kürtlerin çocuklarına Kürt işte PKK'nın andını okutmakla veya işte feminist bir takım sloganlar attırmakla Türkiye'de devletin Kürt çocuklarına andımızı okutması arasında hiçbir fark yoktur. Buna itiraz eden insan buna da etmelidir. Etmiyorsak o zaman bilmiyorum bu bir tutarsızlıktır. Türk solu artık şeyden çıkmalıdır. Yeter artık bu yani. Bu PKK'yı eleştirmeniz lazım. Eğer eleştirmiyorsanız arkadaş sizin özgürlükçülüğünüz de yani havada kalıyor. Saygıya değer olmuyor. Bunu da not ederim yani. Ayhan Bilgin'in partisi nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlamda? O da sizin söylediğiniz gibi HDP'nin içerisinden Kars Belediye Başkanı, daha sonra kayyum atandı. Evet. Sonrasında kısa bir süre sonra kendi partisinin kurucusu, onu takip edebildiniz mi partisinin? Yani uzaktan ben çok son 2 yıldır yakından izlemiyorum siyaseti ama Ayhan Bey değerli bir insan. Çok beyefendi bir insandır. Siyasi olarak şu an yani çok cılız bir oluşum. Yani çok Evet. etkili olacağını düşünmüyorum ama yani siyasette opsiyonların oluşması iyi bir şeydir. Genel olarak söylüyorum bunu. Mesela diyelim ki Davutoğlu işte Gelecek Partisi kurdu. Babacanlar bir parti kurdu. İlk başta eşittiler. Sonra bir tanesi temayüz etti. Davutoğlu kendi şahsından hani çok sınırlı bir şeye geri düştü filan. Yani
Siyasette, demokrasilerde toplum ve toplumla temasta şey şekilleniyor. Kimlerin ayakta kalacağı, kimlerin şey olduğu. Tabii bu aynı zamanda nasıl kendini perform ettiğin de ile bağlantılı bir şey. Sadece demokratik yankıyla olmuyor. Biliyoruz, o kadar saf düşünmemek lazım ama yani toplumda yankısı olan insanların ön plana çıkması önemlidir. Onun için HDP gibi bir partinin başında akademisyen işte yok yani bilmem çok özür dilerim. Kıytırık bazı solcu adamlar şimdiki saygım var ama eskiden birileri vardı kimsenin duymadığı konuşmasını bilmeyen insanlar. Veya memur olarak konmuş kadınların orada siyasi lider olması. Yani ben de saygı uyandırmıyor. İlerici olması, iyi niyetli olması yeterli değil. Saygı uyandırmıyor. Çünkü dürüst değil. Yani siyaset yapacak kişi siyasetçi olmalı, hatip olmalı. İnsanlarla iletişim kurabilmelidir. Eğer bunu sağlamıyorsak, o zaman topluma hesap vermek de olmuyor. Çünkü topluma iletişim kurulmalı yani. Yoksa çıkıp şeyini okursun, bildirini okursun. Bakın HDP'deki söylemler bildiri okumak gibi kalıyor. Yani öğrenciler, eylem yapan öğrencilerin bildiri okuması, protesto eylemine katılan insanların bildiri okuması gibi. Fakat şeye baktığın zaman, siyaset yapan insanlara bakın. Kimler? Tayyip Erdoğan, Meral Akşener. Hatta Devlet Bahçeli, daha berbat, küfürlü konuşan bir insan. Fakat bu insanlar konuştukları zaman kitlelerle iletişim kuruyorlar. Yankı buluyor sözleri. Yani bu Selahattin Demirtaş bu kalibrede bir siyasetçidir. Yani siyasetçidir gerçek anlamda. Onun siyaset yapması lazım. Onu nasıl böyle öylesine kaybedebiliyor mesela bu parti? Hatta şimdi bir şey düzgün bir şey söyledi diye tepesine binebiliyor veya sessiz kalabiliyor. Bunlar insanların düşünmesi lazım. Yani çünkü şeyi kıramıyoruz, aşamıyoruz yani. HDP işte olumlu bir önyargımız var. Herkes işte mazlum Kürtler, gariban Kürtler eziliyorlar vesaire. Onun için mazur görmeniz lazım. Mazur görürsen sonuçta sen yani tepene binecekler. O zaman da çok geç olacak. Yani Kürt hareketi totaliter bir harekettir ve şimdiden insanları eleştirme, hesaba çekme, hesap vermeyle muhatap kılma şeyine girmezlerse ciddiyetine Kürt hareketi İslamcı hareketten, AKP'yi doğuran şeyden çok daha totaliter bir şeye girecektir. Onu da belirtelim yani. İdeolojik eminlik ve keskinliği çok tehlikelidir. İdeolojisi keskin olan siyasi hareketler totaliterizm doğuruyor. Ama hırsızlık için, çalmak, çırpmak için vesaire milleti dolandırıcılık için siyaset yapanlar onlar o kadar da büyük bir zarar vermiyorlar. Evet çalıp çırpıyorlar zarar veriyor ama despotizmleri de modere edilebilir, kırılabilir bir despotizm. Süremizin sonuna geldik. Var mı son olarak eklemek Tamam. istedikleriniz? Belki ama bir Yok. yayın sözü daha alırım. Biraz tabii zaman geçtikten sonra. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. İzleyicilerimize de Görüşmek teşekkür üzere. ediyoruz. Bizi izledikleri için.